Şimdi hemen devam edelim. CSS dosyamızla. Öncelikle bu rating div'ini bir yerleştirelim. Tam olarak bizim istediğimiz yere gelsin. Margin right'ına eksi 10 piksel diyelim. Margin top'ına eksi 75 piksel diyelim. Padding top verelim. 15 piksel diyelim. Şimdi bir kontrol edelim. Ne durumdayız? Bakarsak hemen hemen istediğimiz yere geldik. Padding top'u biraz arttıralım. 17 piksel yapalım. Evet, margin top biraz çok geldi gibi. Hemen bakalım, margin top eksi 75 demişiz. Eksi 50 piksel diyelim. Eksi 50 piksel. Tekrar bakalım. Eksi 50 de az geldi. 65 diyelim. Kaydedelim. F5 diyelim. Çok oldu. 60 diyelim. 60 olarak bir deneyelim. Sayfamızı yenileyelim. Bakarsak 60 da olmadı. Biz ortasını bulacağız yine. 63 diyelim. Evet, 63 oldu. Biraz daha margin right'ını arttıralım. Eksi 10 da eksi 15 yapalım. Sayfamızı yenileyelim. Eksi 15 değil, eksi 5 yapacağız biz burayı. Margin right'ı eksi 5 yaptık. Tekrar bakalım. Evet, eksi 5'te bakarsak bence istediğimiz etkiyi elde ettik. Yakınlaşalım biraz. Bakarsak temamızla hemen hemen uyumlu bir hale geldik. Şimdi bu bakarsak alttakine bizim rating sistemi biraz bozuldu galiba. Yıldızlarla ilgilenelim. Bu yıldızları bir yeniden şekillendirelim. Bunun için öncelikle bu post ratings klasörünü bir explore'da açalım. Daha sonra bakalım yıldızları nereden alıyor? Yıldızlar buradan alınıyor. Bu yıldızları Fireworks'te bir açalım. Bakalım. Evet, gayet güzel. Şimdi bize yıldızlar lazım. Burayı bir revert edelim. Bizim temamızı bir revert edelim. Şu an temamız revert ediliyor. Bu arada bu parantez işaretini kaldıralım biz. %60. Onu da yine post ratings kontrolden şuradaki parantez işaretlerini bir kaldıralım. Parantezleri kaldırıyoruz. Kaldırdık. Tekrar F5 diyelim. Bir bakalım parantezlerimiz gitti mi? Evet, parantezlerimiz gitti. Buradan bu bütün puanlamayı kaldır diyor. Kaldıralım. Değişiklikleri kaydet diyelim. Admin panelindeyken. F5 diyelim.
bakarsak şu an sistemimiz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Gelelim yıldızlarla ilgilenelim. İlk önce bize şu yıldız lazım. Bunu kontrol seçtikten sonra kontrol X ile keselim. Buraya yapıştıralım. Bizim yıldızımız şurada. Daha sonra bir de pasif olduğundaki hali var. Onu da kontrol X diyelim. Yani herhangi bir puanlama yapılmadığı haldeki. Şu puanlama yapılmamış hali. Bu puanlama yapılmış hali. Şimdi bakarsak bizim yıldızlarımız biraz küçük geliyor gibi. Bunu 15 yapalım. 15 yapalım. Bakarsak üstüne tam üstüne koyalım bunun. Şu şekilde bir bırakalım. Bunu da aynı şekilde bunu 16'ya 15 yapalım. Evet, 16'ya 15 tam oturdu gibi. Ama hala sarı kısım görünüyor gibi oluyor. Bunu da 16'ya 15 yapalım. Şimdi kaydedelim. Sistemimize gelip tekrar bakalım ne alemdeyiz. Evet. Bence yıldızlar oldu. Hemen birini puanlayalım. Şu an puanladık. Puanladığımızda da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Hemen devam edelim. Bu test diyor. Bakalım bizim yüzdelik kısmımız Strong'un içinde. Sadece Strong'un içinde. Hemen bununla ilgilenelim. Bizim olması gereken yere yerleştirelim bunu bir. Bir de yazı tipini falan kontrol edelim. Post Ratings item diyor. Hemen onu bulalım. Meta Strong. Büyük bir ihtimal buradan geliyor. Hemen bakarsak burada bunun rengi, yazı tipi 10'muş. Rengini de alalım. Yazı tipi Toma, font size 10, rengi de siyah. Kaydedelim. Hemen tekrar bakalım bir. Evet. İstediğimiz gibi yazı tipini aldı.